Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Geride bıraktığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde en anlamlı etkinlik Aksaray'da gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, gelinlik çağındaki engelli genç kızlarımıza yöresel bir kına gecesi düzenledi. Bu özel gecede haber ekibi olarak biz de oradaydık. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu güzel geceye götürüyoruz sizleri. Toplumun farklı kesimleri için sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi ve Engelli Anneleri Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlediği organizasyonda gelinlik çağındaki engelli genç kızlar için temsili kına gecesi düzenledi. Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte belki hiçbir zaman bu duyguyu yaşayamayacak olan engelli genç kızların ellerine kına yakıldı. Aralık Dünya Engelliler Günü'nde biz burada sevgi yumağı oluşturduk. Hep birlikte Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Biz çocuklarımızın ve özellikle annelerimizin yüzünü güldürmek istedik bugün. Ve onların içinde bir ukde olan hep kardeşlerinin, kuzenlerinin düğünlerini, kınalarını görerek büyüdüler. Ve onların da bir heveslerini yerine getirmek istedik bu gece. Ve içeride de şu an çok güzel eğleniyorlar. Aslında insan duygularını dile getiremiyor değil mi? Yani gerçekten anneler de söyledi aynı şekilde. Bizim içimizde ukde dediler. Size teşekkürleri sonsuz. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Her zaman çok duyarlı projelere imza atıyorsunuz. Özellikle bunu dile getiriyorlar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Aslında ben de en az annelerimiz kadar, kızlarımız kadar heyecanlıyım bu gece. Onların yüzünü gülerken görmek beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bugün Gülay Hanım'ın kurduğu Engelli Anneleri Derneğimizin de ilk projesi. Birlikte yapıyoruz. Sadece Kadın Koordinasyon Merkezi değil, Engelli Anneleri Derneği ile birlikte yaptığımız bir program. Bu duyarlılığı ve emekleri için de gerçekten Gülay Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Her bir annemizin de yüreğine sağlık. Gelin kız anneleri, aslında siz de öylesiniz. Dernek başkanı olarak gerçekten çok da güzel bir organizasyon hazırlanmış aslında. Tam anlamıyla eksiksiz bir kına gecesi yaşıyoruz burada. İçerideki atmosfer, hazırlık muazzam. Tekrar ellerinize sağlık. Sizin de duygularınızı alalım efendim. Ben de ilk önce Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanım Hasibe Hanım'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz tek başımıza bu görevi üstlenecek durumda da değiliz. Engelli Anneler Derneği yeni bir kurulmuş dernek. Kendisinin çok büyük katkılarıyla ve kurduğu organizasyon muhteşemdi. Gerçekten kendi kızım, bir kızım daha evli ama bu kadar güzel bir organizasyon neredeyse olmamıştı. Şu an ben ikinci kızımın kına gecesini görüyorum. Çok duygusalım, çok mutluyum. Yani onun bu eksikliğini tamamlamış olmak, onların yüzündeki bu duygu, birer hayatları boyunca birer anı olarak kalacak, bu günleri olacak. Belki düğünleri olmayacak, belki kınaları olmayacak. Ama belediyemiz ve Hasibe Hanım'ın yüreğine sağlık diyorum. Bize kapılarını ve yüreğini o da kendisi açtı. Bizi kucakladılar çocuklarımızla birlikte. Biz de çocuklarımızın konuşan dilleriyiz bu arada. Çünkü onlar kendilerini ifade edemiyorlar. Ben de dernek başkanı olarak Hasibe Hanım'ın kapısını çaldım. Beni geri çevirmedi. Her konuda belediyemiz ve kendisi yanımızda. Onlara minnettarız engelli anneleri olarak. Çocuklarımızı da çok seviyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu eksikleri bu şekilde tamamladığımız için ayrıca bir onur duyuyorum. Çok mutluyum. Katkılar, sizlere de hepinize çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon oldu. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Belediyemiz,
derneğimiz işte yeni kurulmuş olmasına rağmen güzel işler daha yapacağımıza inanıyorum. Bu çocuklar ve annelerin sahipsiz olmadığını Aksaray'da belediyemiz şu an göstermiş bu durumda. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Engelli Anneleri Derneği olarak bütün çocuklarımızı kutluyoruz. Bugünkü programımız da bunun bütün bir göstergesi. Gecede genç kız ve anneleri tüm misafirler mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Ben Sevgi Baydar. Engelli bir kız çocuğum var. Öncelikle belediye başkanımızın hanımı Hasip Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu düzenlediği için. Engelli başkanımız Gülay Hanım'a da ayrı ayrı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızı mutlu ettikleri için, yüzlerini güldürdükleri için elbette çocuklarımız mutlu oldu mu biz anneler de çok mutlu oluyoruz. Bunların... Bu çok güzel bir şey. Evet. Çocuklar teşekkür ediyoruz. Yüzleri güldüğü için inan. Herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için, aramızda olduğunuz için. Çok teşekkürler. Çok güzel bir tablo var. Gerçekten herkes çok mutlu. Evet. Bunlar güzel duygular, güzel gözyaşları. Aynen. Duygularınızı paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben çocuk kızımdan her zaman çok çok memnunum. Allah'ın bana bir verdiği bir lütuf. O benim güneşim, ayım, her şeyim, evimin meleği, direği, her şeyi. Peki, teşekkür ederim. Ayrı bir duygu bu. Sağ olun. Can Şahin, benim Down sendromlu bir kızım var. Hasip Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bize bir mutluluğu yaşattıkları için. Biz çocuklarımızdan çok memnunuz. Allah'ım bize bunu lütfu. Biz onlarla beraber mutluyuz. Onlar bizle mutlu. Öyle mutluyuz işte. Beraber yaşamaya alıştık biz. Onlarla biz de beraber. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Bize bir günleri verdikleri için Allah razı olsun. Biz de böyle mutlu olduk. Mutluyuz. Allah'ım onlara bize bir lütfu, biz onlarla yaşamaya alıştık artık. Çok güzel bir çok tablo güzel, değil mi? Evet, çok güzel, çok mutluyuz. Süslendiler, evet. Kuaföre gittiler bugün, evet, makyajları, saçları yapıldı. Çok güzel. Çok güzel olmuşlar. Çok gel güzel şöyle oldular. Yanıma gel. Çok güzel oldular. Şöyle kameralar seni görsün. Mutlu musun? Evet. Çok mutlusun, evet, değil mi? Nasıl, dans ediyor musun içeride? Evet. Sen konuşmak isterdin. Tamam, teşekkür. Bize böyle bir imkanı verdikleri için çocuklarımıza, çocuklarımızın yüzünü güldükleri için Hasip Hanım ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Ben çok mutluyum. Allah'ın bir hediyesi o bize. Hiçbir zaman için gocunmadım ve çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi paylaştıkları için bizle, çocuklarımızla çok mutluyum. Allah razı olsun herkesten, emeği geçenlerden. Eline ve emeğine sağlık diyorum ben. Başka da bilmiyorum. Çok güzel bir duygu. Çok güzel. Allah sabır versin, Allah güç versin. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Şifa Nusola. Nasıl bir duygu? Bugün kına için hazırlandınız, gelin oldunuz. İyi. Güzel. Kuaföre gittiniz, makyajlar yapıldı, süslendiniz. Evet. Eğleniyorsunuz. Güzel. Neler söylemek istersin? Hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi çok ince bir düşünce, ince bir davranış belediyemize, Hasip Hanım'a. Böyle ince düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Yani kendimi tutuyorum ağlamamak için. Yani öyle. Hiç hani başka ihtiyaçları herkes görüyor ama bu tür incelikleri herkes düşünmüyor. Yani. Evet. Değişik bir duygu. Vallahi. Ya bir kızım var, geline demedim ama... Bu akşam gelin ettiniz. Yani. Ne mutlu size. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Hasip Hanım bu tür incelikler hep gösteriyor. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Çok önemli. Yani değil mi? Evet. Bu şekilde hatırlanmak, evet, uzatılması. Bizim bam telimize dokunuyor. Çok sağ olsun. Biz Allah sağ razı olsun. Sağ olun. Mutlu musun? Beğendin mi kıyafetini? Beğendim, mutluyum. Nasıl, bugün kuaföre gittin? Gittim. Çatıma yaptım, tuş yaptım. Nasıl, beğendin mi? Şöyle bir bakalım üstüne. Çok şıksın, çok
Çok güzelsin. Evet, ne derece? Eğleniyor musun içeride? Eğleniyorum. Tamam, hep birlikte kokacağız mı, oynayacağız mı? Oynayacağız. Tamam, içeride beni bekle, birlikte oynuyoruz, tamam, tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Hadi, mutlu musun Güldere? Mutluyum. Ne yaptınız bugün? Süslendiniz, püslendiniz. Süslendim, ben gelin oldum. O ne güzel. Benim gelin oldum ben artık. Oynamam lazım. Ondan sonra ablalar burada. Arkadaşlarınla eğleniyorsun. Anlıyorum. Evet, kızınızı gelin ettiniz bu akşam. Evet. Gerçekten çok güzel bir ortam. Hep birlikte duyguları paylaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Valla ben döndü Şakar. Gülderen benim kızım. En çok istediği şeydi. Yani en çok istedi. O gerçekleşti. Çok güzel oldu yani. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili seyirciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlikte AK Parti yönetimi tarafından düzenlendi. Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. AK Parti yönetimi, Aksaray Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle engellilerin katıldığı yürüyüş, Aksaray Belediye Binası önünden başlayıp 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son buldu. Burada bir açıklama yapan Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin kendini toplumda farkındalığını hissettirmesi için bir fırsattır dedi. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ise bize, yani devlete ve topluma düşen engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanlar sunmaktır dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından AK Parti yönetiminden oluşan heyet Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Aksaray Belediyesi kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına bir yenisini ekledi. AKMİK Merkez binasında ücretsiz açılan pastacılık kurslarında kadınlar birbirinden özel tarifler öğreniyor. Butik pasta kurs hocası Selma Gümüşsoy'un verdiği kursa dahil olan kadınlar pasta yapmanın inceliklerini keşfediyor, hünerlerini sergiliyor. El becerilerimizi geliştiriyoruz. Tüm ev hanımlarımızın bildiği şeylerin üzerine yeni katkılarda bulunuyoruz. Çok daha pratik, çok daha kolay bilgiler ediniyoruz. Görsellik çok önemli biliyorsunuz. Ev hanımlarının günlerde yapmaları gereken ya da yaptıkları pastaların görsel olarak sunumları bizler için çok önemli. Bunları çok daha geniş detaylarıyla öğreniyoruz. Pastacılık kursiyerleri öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, servis teknikleri gibi temel bilgileri öğreniyor. Kursta ayrıca profesyonel yaş pasta ustaları yetiştiriliyor. Bu kursta değişik pastalar öğrendik. Yani bizim bilmediğimiz yeni çeşitli pastalar. Butik kurabiye, butik cupcake, kek pops tarzı pastalar. Ondan sonra daha sonra da ben bu işi ticarete dökmek istiyorum açıkçası. Evde hani sipariş alarak bir şeyler yapmayı düşünüyorum inşallah. AKMİK Merkez Binada bu yıl ilk kez düzenlenen butik pastacılık kursuna katılan hanımlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Butik pastacılık kursu hocası Selma Gümüşsoy ise düzenlenen kurs hakkında bilgiler verdi. Kursumuz yeni bir kursumuz olduğu için biraz ilgi ve talep fazla olduğundan dolayı biz de 6 gruba bölmek zorunda kaldık. Sabah ve öğle grubu olmak üzere 6 tane ayrı gruplarımız bulunmaktadır. Kursumuzda burada ev hanımları, çalışan hanımlar, genç kızlarımız katılmaktalar. Yaptığımız kursumuz belediyemizin bize verdiği katkılarla kursumuzda çok güzel işler başarıyoruz. İşler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni hastane yolunda yol yapım çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü altyapı çalışmaları biten yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoluna kara döşeme çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yapılan devlet hastanesi için vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla kara kaldırım çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının bittiği yeni Aksaray ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ni şehre bağlayan yolun genişletilmesinin ardından ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor, ligin 11. haftasında NİDE ekibi 2005 Azatlı Spor'un konuğu oldu. Maç Aksaray Belediye Spor'un 10-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Hafta sonu Niğde Çiftlik ilçesinde sentetik sahada saat 14'te başlayan müsabakayı Batman bölgesinden hakem Ali Alkan yönetti. Temsilcimiz siyah beyazlı ekip ilk dakikalarda etkili futboluyla sahaya ağırlığını koydu. Rakip Azatlı Spor ilk yarıda atak ve gol şansı bulamadı. 4, 13, 27 ve 29. dakikalarda Burhan Coşkun, Okan Tirgil ve Enes Soy'la 4 gol bulan temsilcimiz Aksaray Belediyespor deplasmanda ilk yarıyı 4-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya 4-0 önde başlayan siyah beyazlı ekip karşılaşmayı 10-0 bitirdi. Maçın ikinci yarı gollerini ise dakika 47'de Emre Erol, 55. dakikada Okan Tirgil, dakika 71'de Hikmet Enes Etlik ve diğer 3 golü ise Alfonso Kevin Asiga kaydetti. Türkiye Futbol Kadınlar 3. Ligi karşılaşmaları başladı. Aksaray temsilcimiz Hasan Dağı Spor Kadın Futbol Takımı evinde Kayseri Gençler Birliği Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı Hasan Dağı Spor Kulübü 1-0 kazandı. Aksaray temsilcisi Hasan Dağı Spor Kulübü ilk maçına kendi evinde çıktı. Dağılgan Stadı'nda saat 14'te başlayan müsabakayı Aksaray bölgesinden hakem Mustafa Akkan yönetti. İlk yarıda rakibine fazla atak şansı tanımayan temsilcimiz Siyah Kırmızılar, dakika 28'de Sıla Bilir'le gelen golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Maç Hasan Dağı Spor Kulübü'nün 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.